a la ciudad, vi protestos. Vi protestos, ¿da? Hükümet son tayka aşağıya inmesine rağmen taksiciler hızını alamadı ve bu protestoyu Ercan Havaalanı'na kadar taşıdı. Peki konu nedir? Konu turistik teyzinler. Peki bu turistik teyzinleri neden bu kadar ses getirdi? Çünkü Sayın Bakan istersen kaçma, çünkü bu turistik teyzinleriyle talebe taşımacılığı da yapar arkadaşlar. Ama hiçbirinin, hiçbir kimsenin gelmiş geçmiş burada görev yapan Sayın Bakanların, yani önce bu teyzini verme işlemleri İçişleri Bakanlığı'ndaydı. 2013 yılında, hatta 2014 yılında Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi ve bugün gündem dışı konuşmam olmasını bilmesine rağmen Sayın Dürüst buralarda yok. Tabii Sayın Dürüst'e ve Sayın Hükümet'e sitem ederken basına da sitem etmem gerektiği inancındayım. Çünkü dün biz muhalefet vekilleri olarak gerek Zeki Çeler gerekse bir Hamzalları aşağıya halkın içine indiğimiz zaman ve orada bizim elimize bir avuç mikrofon verildi. Buna rağmen orada konuştuklarımızın hiçbirini hiçbir gazetede göremedim. Yani bu kadar sansür mü yapılacak yani bizim konuşmalarımıza? Neden bu kadar sansür yapılıyor? Anlamakta gerçekten zorlanırım. Peki nedir mesele? Mesele şudur ki taksicilerin bugün isyanı şundan kaynaklı. Sayın Dürüst sistemsizliği sevdiği ve desteklediği için ve de hep bu yönde uğraş verdiği için dünden beri konu gündem Sayın Dürüst'e dayanmaktadır ve daha çok dayanacaktır. Burada 9+1 ile otobüs kategorisinde girer ancak turistik teyzi verildiği zaman kendisine arka koltuğu söküp 6+1 yapar. Yani taksi ayarında taşımacılık yapar. Taksi ayarında taşımacılık yaptığı için, yapabildiği için ve memlekette de denetim olmadığı için denetimsizlik alt safhada, hangi sayfayı isterseniz açın, içinde yolsuzluk var, yalancılık var, hırsızlık var. Bunlar üstüne gidilmediği için ne oluyor? 9+1 turistik teyzinleri X otelden havaalanına transfer yapar. Kaç kişi götürür? 9 kişi mi götürür? 8 mi götürür? Geçtim bunları, gerçekten 9 kişilik 9+1 araçların içinde yolcu olarak bulunacak olan şahısların valizleri, bagajları nasıl taşınacak? Bagajları bugün 9 kişi eğer transfer olacaksa, yani X otelden Sayın Bakan hoş geldiniz. Eğer 9 kişi X otelden havaalanına gidecekse valizsiz gider yani. Nasıl gider? Peki bu 9+1'lerin valiz yerleri var mı? Yoktu. Ama bunun arkasında bir şey daha getirtmeniz gerekir. Yasal çerçeve içerisinde. Bugün 22+1'lerin de bagajı yoktur. 14+1'lerin de bagajı yoktur. Peki bagajları nasıl taşırlar? Nasıl taşımaları gerekir? Güneyde bunun formülü basit. Güneyde bunu yaptılar, uyguladılar. Arkaya bir arabacık bağladılar. İki tekerlekli. Fren sistemi, ışık sistemi, her şey üstündedir. Plakasıyla birlikte ve bunların içine konur. Yolcuların bagajları, valizleri ve gidilir. Tabii bu 9+1'i bana göre çok fazla verdiniz.
çok sayıda verdiniz ki bu kadar etkilenmiştir bu insanlar. Tabii bunu yazılı soru olarak da soracağız Sayın Bakan. İsim bazında turistik teyzinleri kime verdiniz geldiğiniz günden beri talep edeceğiz. Bu kürsüden inerken ilk yapacağım iş de bunu yazılı soruya çevirmektir. Dolayısıyla bu 9+1'ler taksi kuralları çerçevesinde uygulanmaktadır. Dolayısıyla taksi çerçevesi içinde uygulandığı için taksiciler büyük zarar görmüştür. Taksiciler iki şekilde zarar görmüştür. Bir, bu 9+1'lerden, bir de ikinci iş otellerin özel taksileriyle yapmış oldukları taşımacılıktan. Dün söyledim, bugün de söylerim, yarın da söylerim. Para alınan ve taşınan her yolcuyu T-izinli araçlar taşıyabilir. T-izni olmayan araçlar ne protokollerle yapılan protokol sonucu taşınabilir, ne de zet taksilerle taşınabilir. Ne de 9+1 turistik T-izinleriyle taşınabilir. Tabii ki bu arada zet taksiler nasıl taşıyor? Onu da söyleyeyim. Zet taksiler Kanal Şeş'ten girer. Malum bu memlekette her dili konuşan çok dilli bir memleket olur. Kanal Şeş, Kanal 6 demektir. Bizim sokak dilimizde bu mevcuttur. Tabii siz haklısınız, yıllarca burada oturursunuz, bilemezsiniz. Kanal Şeş demek, İngilizce çevirir konuşur, kimse anlamaz. İngilizleri toplar, götürür. Sri Lanka dilinde konuşur, Sri Lankalı zet taksi sahipleri taşır. Arapça konuşur, Arapça konuştuğu için Arapça bilenleri toplar götürür, taksici de sinek alır. Neden? Çünkü polis görev yapmaz. Çünkü polis ikinci kez yazdığı arabayı üçüncü kez tutuklayıp M1 dosyasıyla mahkemeye sevk etmez, tutuklayıp da. Tabii bunları yapabilmesi için de sizin de polise, denetleme mekanizmalarına bilgi vermeniz gerekmektedir. Tabii bu arada bir de şu var. Olay şudur ki turistik T-izni veya Z-taksi izni tutup da uğraş veren şoförlere yazılır cezalar. Peki şoförlere yazılınca cezalar ne olur? Hasan Taçoy'un puanları dolar. Hasan Taçoy'un yerine Diray Hamzaoğulları şoför olarak devam eder. Dolayısıyla sıkıntı olmaz. Kimin için sıkıntı olmaz? Mal sahibi için sıkıntı olmaz. Halbuki polis ceza yazarken mal sahibine de ceza yazarsa o zaman iki kez, üç kez veya 13 kez ceza yiyen bir mal sahibi bana göre doğru çerçeve içerisinde kullandırmaya başlar aracını diye iddiyelim. Tabi bunların hiçbiri olmadığı için ekmek parasını evine götüremeyen taksiciler artık feryat noktasına gelmiştir. Tabi bu arada uyanık 5-10 tane veya 20 tane insan da tili taksisi olduğunda ve kendisine iş düştüğünde bu sefer özel aracı olan araçla da telefon eder ve der ki Kemal Biray, al oradan taksiyi, gel falanca adreste bir yolcu var, onu al havaalanına götürür. Amma ve lakin burada yapılması gereken, eğer polis onu havaalanının girişinde yakalarsa ve hem ceza yazarsa hem de arabayı tutuklarsa bu işler olmayacak ve taksi teyzini taşıyıp tutan, vergi veren, ekmek parası için uğraşan insanlar daha çok para kazanacak, daha iyi para kazanacak
ve kalitesini de yükseltecek. Tabi bu arada oteller önünde bekleyen taksilerin değişik bir de sıkıntıları var. Nedir? Kalitelerini yükseltemiyor. Kalitelerini neden yükseltemiyorlar? Çünkü siz gereksiz yere veya zaman öyle getirdi. Dünya kadar teyzi dağıttınız. Evet doğrudur, taksi teyzi vermediniz ama turistik teyzi adı altında taksicilik yapan bir hayli turistik teyzinli araç. Dolayısıyla taksici yeteri kadar para kazanmadığında 20 bin sterlin üst verip, 10 bin sterlin üst verip, 30 bin sterlin üst verip kalitesini yükseltemez. Kalitesini yükseltemeyiyorlar. Otel müdürleri, otel sahipleri der ki sizin araçlarınız eskidir. Peki ne olacak? Size yolcu vermem, kime vereceğim? Tabii ki yeni araç alanlara. Kimlerdir yeni araç alanlar? İşte turistik teyzi adı altında Vito'suna, Viyana'sına koymuş bulunduğu teyziyle taşıyan adama. Bu sefer taksici isyanlarda. Dolayısıyla burada Sayın Bakan yapmanız gereken birkaç tane olay var. Birincisi artık bu teyzini durdurman gerekir. İkincisi kendi içinde bu işi organize etmen gerekir. Üçüncü ayağı denetleme getirmen gerekir ve araçları tutuklatman gerekir. Kıstasları dışında taşımacılık yapanları tutuklatman gerekir. Mahkemeye sevk etmen gerekir. Dördüncüsü taksicilerin önermiş oldukları, dün önermiş oldukları 7-8 tane madde yasayla mı düzelteceğim bunları, tüzükle mi düzelteceğim bilmiyorum. Ama bir an önce düzeltmen gerektiği inancındayım. Dolayısıyla bunun yanında tabii protokolle yapılan taşımacılığa da ben bir Ramazanlar olarak 32 yıl bu mesleği ifade eden bir insan olarak tamamen karşısında olduğumu da belirtmek isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılarım.